Genellikle yoksulluk içinde yaşayan ve kirada oturan engelliler, TOKİ'nin uyguladığı sosyal konutlarından yararlanmak için 2011 yılında hem bireysel hem de kitlesel şekilde TOKİ'den konut talebinde bulunmuştu. En büyük sorunumuz ev. Ben şu eve 250 milyon lira kira veriyorum. Benim evim olsa 250 milyon lirayı devlet benden buraya vereceğime, kendi evime ödedim 250 milyon lira. Her ay evime öderim. Engelli arkadaşlarımızın büyük bir bölümü kirada ve sağlıksız koşullarda oturuyor. Ev sahibi kiracı çelişkisini engelliler daha derin yaşıyor. Çünkü tüm konutlar engelliler dikkate alınmadan yapıldığı için oturduğumuz evlerimiz bile engellerle dolu. TOKİ'nin dar gelirlilere uyguladığı imkanlardan ordulu engelliler olarak yararlanmak istiyoruz. Memur kent yönetimi projeye yakın ilgi göstererek daha önce yaptıkları 2000'in üzerindeki konutlardan elde ettikleri deneyimlerle biz bunu yapabiliriz dedi. Biz memur kent ve memur semt olarak bu çalışmamızı yaptık. Bu hususlarda kararımızı da net bir şekilde verdik. Çünkü biz Ordu'da yapmak istemiş olduğumuz bu projeyi eğer yapmaya karar vermişsek, hukuk da buna müsaade ediyorsa, TOKİ'de bu talep olduğu zaman bunu yapıyorsa, bizim yanımıza gelip sizin için yapacağımız bu konutlara destek verenlerin sayısı ister sıfır olsun, ister yüksek olsun. Hiç fark etmez. Biz bu konutları arz ettikten sonra, sizden de talep geldikten sonra, sizlerin imkanı doğrusunda zaten yapacağız. Bu kararı verdik. Memur kent yönetimi TOKİ ve hükümet yetkililerine projeyi sunarken yurt içinde ve dışında bu konuda yapılan çalışmaları incelemeye aldı. Bu incelemeler sonucu yapılacak konutların yanına Avrupa Birliği destekli entegre bir rehabilitasyon merkezi kurulması düşüncesi gelişti. Konutlar için arazi ön görüşmeleri tamamlandı. Artık ortada hiçbir engel yoktu ve engelliler için TOKİ ve hükümet yetkilileri 1500 konut sözünü vermiş, İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin bu konuda destek beyanında bulunmuştu. Düşük gelirli insanlarımızın, hemşerilerimizin de özürlerle birlikte yer alacağı bir proje ki bunun da muhtemelen talep alımı bittiğinde 1000'i aşacağını, 1500'lerde teşekkül edeceğini, sayının belirginleşeceğini bekliyor arkadaşlarımız. Özürlüler ve dar gelirli gruplarında konut ihtiyacını ordumuzda yine Türkiye'ye örnek olabilecek bir öncelik ve bir güzel bakışla, güzel projelendirmeyle hayata geçirmiş olacaklar. Ancak konutların yapımı ile ilgili şimdiye kadar somut bir gelişme olmadı. Engelliler ve engelli ailelerinin umutla beklediği konut projesi başlamadan bitti. Projenin yeniden hayata geçirilmesini isteyen engelli yakınlarından Hatice Gür, konunun yeniden güncellenmesini istiyor. Bize konutlar başlayacak diye bir duyum aldık. Biz çok sevinmiştik. Bütün engelliler adına konuşuyorum ben ya da engelliler annesi, ailesi adına konuşuyorum. Yani bizim için çok iyi olacaktı ama herhalde karardan vazgeçilmiş, bütün umutlarımız yıkıldı. Yani bunun adına biz tekrar bunun gündeme gelmesini istiyoruz. Yani artık bunun gerekli mercilere duyurulmasını, yani bu engellilere yardım edilmesini istiyoruz.